arkadaşlar, sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun. 2. Abdülhamid. 2. Abdülhamid Han 21 Eylül 1842'de İstanbul'da doğdu. Babası Abdülmecit Han, annesi Diğeri Müjgan Sultan'dır. 5. Murat'ın şuurunun bozulması üzerine devlet işlerine karışmaması ve yalnız Millet Meclisi'nin çıkaracağı kanunlara göre hareket etmek şartıyla Abdülhamid'i sultan ilan ettiler. Sultan II. Abdülhamid, yıkılmak üzere olan Osmanlı İmparatorluğu'nun 33 yıl ayakta tutmuş büyük bir padişahtır. Sultan II. Abdülhamid, 33 yıllık saltanat ile Osmanlı tarihinde en uzun süre saltanat süren padişahlardan bir tanesidir. Ülkenin dağılma sürecinde ülkeyi bir arada tutma ve kendi konumunda güçlendirme konusunda oldukça başarılıdır. Ülkeyi dağılmaktan kurtulmak için gidilecek en mükemmel yol eğitimle, sağlıkla, ordu ile çağdaşlaşmak ve ülkeyi kalkındırmaktır. Bunu fark eden Sultan Abdülhamid, imparatorluğun çağdaşlaşması adına ciddi adımlar atmıştır. Abdülhamid, açmış olduğu yaklaşık 13 bin okul ile halkı cahillikten kurtarmaya çalışmıştır. Yapmış olduğu demir yolları ve iletişim hamleleriyle halk bilinçlenmiş, doğru bilgi hızla yayılmıştır. Sağlık alanında yapmış olduğu çalışmalar, açmış olduğu hastaneleri ve sağlıklı zihinler yetişmesine vesile olmuştur. 32 sene, 7 ay, 27 gün süren hükümdarlık zamanı içinde bir avuç toprak vermemiştir. Yahudiler Filistin'de bir devlet kurmak istiyorlardı. Siyonistlerin başı Theodor Herzl bu konuyu 2. Abdülhamid açtığında 2. Abdülhamid tarihi şu cevabı verir. Ben bir karış dahi olsa vatan toprağını satmam. Zira bu vatan bana değil milletime aittir. Milletim de bu toprakları ancak aldığı fiyata verir. Çünkü bu topraklar kanla alınmış, kanla verilir. Şunun iyi bilinmesi gerekir ki 2. Abdülhamid Kızıl Sultan değil Ulu Hakan'dır. 31 Mart vakası sebebiyle tahttan indirilen 2. Abdülhamid 27 Nisan 1909'da Selanik'e gönderildi. 10 Şubat 1918'de Beylerbeyi Sarayı'nda vefat etti. Abdülhamid Han'ın naaşı Cemberli Taş'ta dedesi 2. Mahmud'un türbesindedir. Sözlerime Sezai Karakoç'un şu mısralarıyla son vermek istiyorum. Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak, tarih sussa hakikat susmayacak.